Genel Başkanımız. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanımız. Arkadaşlar. Merhaba Kayseri. Erciyes'in evladı merhaba. Birleşe birleşe kazanacağız inşallah. Kazanacağız. Gesi Bağları'nın Sultan Sazlı'nın hamisi merhaba. Şelaleleriyle, ırmaklarıyla, gölleriyle, vadileriyle huzurun şehri merhaba. Koca Sinan'ın, Dadaloğlu'nun güzel insanların memleketi merhaba. Burada alana giremeyip dışarıda kalan değerli Kayserili hemşehrilerimize de sesleniyorum. Hepinize merhaba. Bu meydan çoktan kararını vermiş. Bu ne güzel coşku. Bu ne güzel heyecan. Maşallah Kayseri, maşallah. Bu şehir iki cumhurbaşkanı yetiştirmiş bir şehir. 8. Cumhurbaşkanımız rahmetli Turgut Özal da 11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül de şurada az ileride önünden geçtiğimiz lisenin mezunu. İki büyük sessiz devrimin altında imzası olan kurucusu oldukları partilerin değil, tüm Türkiye'nin cumhurbaşkanı olmayı başarmış iki isim de burada Kayseri'de yetişmiş. Bu şehir aynı zamanda Türkiye'nin en başarılı iş insanlarını yetiştiren bir şehir. Çalışanların, üretenlerin şehri burası. Alın terinin, bilek gücünün şehri burası. Sadece ticarette değil, hayırseverlikte de yarışanların şehri burası. Gayet iyi biliyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Değerli dostlarım, Deva Partisi'ni kurduğumuz ilk günden bu yana, sokak sokak vatandaşlarımıza buluşuyoruz. Sohbet ediyoruz, dertleşiyoruz. Ama beni herhalde anlayan en iyi şehir Kayseri. Ticaret deyince burada akan sular duruyor değil mi? Ekonomi deyince en iyisini Kayseri anlar değil mi? Öyle bir döneme girdik ki arkadaşlar. Sözüm ona, faize karşı bir hükümet var şu anda. Bir yandan lafa gelince nas diyorlar. Kutsallarımızı her gün siyasette istismar ediyorlar. Ama öte yandan devletin hazinesi son yıllarda en yüksek faiz ödemelerini bu dönemde yaptı yapıyor. Geçen sene ödedikleri ne kadar biliyor musunuz hazineden ödedikleri faiz? 311 milyar TL. Eski parayla 6 sıfır atmadan söyleyeyim 311 katrilyon değil, kentrilyon. Bakın, devam ediyorum. Bu yıl ödeyeceğiz dedikleri faiz ne kadar? Tam 565 milyar lira. Bütçeye yazdılar bu kadar faiz ödeyeceğiz diye. Biz söylemiyoruz. Sayın Erdoğan'ın imzasıyla meclise giden ve meclisten geçen bütçeden bahsediyorum. 565 milyar ödeyeceğiz dediler. Yetmedi. Bir de kur korumalı mevduat için kur farkı ödüyorlar değil mi? Bu yeni bir icat da değil.
1970'lerde DÇM vardı. Dövize çevrebilir mevduat diye. Rahmetli Özal ne dedi? Bu dedi bilgisizliğin vesikasıdır. Enflasyonun ana sebebidir dedi. Gençlere vasiyetimdir dedi. Bir daha böyle yanlışlara bu ülkeyi sokmayın dedi. Ne yaptı Sayın Erdoğan? Özal'ın enflasyonun sebebi olarak gördüğü, kendini uyanık sananların dalaverisi dediği sistemi 40 sene sonra tekrar diriltti. Adına da kur korumalı mevduat dedi. Biri geliyor biri gidiyor ya, bakanların isminin önemi yok. Fark etmiyor. Karar bir kişi veriyor şu anda. Neymiş? Kur korumalı mevduatmış. Değerli arkadaşlar, bu ilk gün ilan edildiği gün ben Polatlı Ticaret Odası'nda söyledim. İlk ilan edildiği gün dedim ki bu dedim hazineyi batırma projesidir dedim. Milli servetimizi faize peşkeş çekmektir dedim. Ne yapıyorlar bunlar? Bankada faizde olan parası olan vatandaşa diyorlar ki sayısı çok değil. Aldığın faiz yetmez diyorlar. Eğer kur daha fazla artarsa aradaki farkı da biz devlet ödeyeceğiz merak etme diyorlar. Faiz üstüne faiz ödüyorlar ya. Şu işe bakın. Bir kuruş üretmeden nasıl yapıyorlar bunu? Kim ödüyor? Kayseri cevap biliyor. Senden benden Kayseri'nin emeğinden alıp da ödüyorlar. Vergi olarak ödüyorlar. Herkesten alışverişte kademe ödüyorsunuz ya kademe. Bak şuraya gittiniz. AVM'nin terasından da izleyen vatandaşlarımıza sesleniyorum. Sizlere de selam olsun diyorum. Şu AVM'ye gittiniz. Bir kilo peynir aldınız ya. Kademe ödüyorsunuz değil mi? Bir çift çorap alıyorsunuz, kademe ödüyorsunuz. İşçilerimiz, asgari ücretle çalışanlarımız gidiyor gelir vergisi ödüyor. Kıt kanaat geçinemediğinden bir de vergi ödüyor. Bütün bu vergileri topluyorlar. Zaten parası olanın üzerine kur farkı diye ödüyorlar ya, yaptıkları bu. Bir de ne yapıyorlar? Enflasyon yoluyla bütün milletin cebinden çalıyorlar. Enflasyon en büyük hırsızlıktır. Modern hırsızlığın adıdır. Soğan olmuş 30 lira. Kıyma 300 liraya geçmiş. Pastırma ya pastırma en ucuzunun kilosu 750 lira 1200 liraya gidiyor değil mi? Şu fiyata bakın ya. Sizin bizim evladımızın hakkını enflasyon yoluyla topluyorlar. Gerçek enflasyonu gizliyorlar. Enflasyon %200'e çıktığında TÜİK'e %70 %80 diye açıklattırdılar bir de utanmadan ya. Yalanla olmaz. Ve ne yapıyorlar? Bir yandan soğan 30 lirayı geçince zaten artık güle güle diyeceğiz. Kimse de kuru soğan depolarına baskın yapıp enflasyonun sebebi bu depolardır dediğinizde artık inanmıyor kimse. Almıyor bunu kimse. Kayseri buna inanmaz. Sonuçta arkadaşlar ne yapıyorlar? Bir vergi yoluyla, iki enflasyon yoluyla bütün milletin cebinden topladıklarını bir avuç zenginin varlığına varlık katmak için kullanıyorlar. Şu andaki yeni ekonomik model dedikleri bu. Başka bir şey değil. 2018'de ne demişti hatırlıyor musunuz? Bu kardeşinize yetki verin. Faizle nasıl mücadele edilir göstereceğim demedi mi? Seçimlere öyle gitmedi mi? Gördük gördük. Gördük faizle nasıl uğraştığını. Söyledim bakın. Bu sene 565 milyar faiz ödeyecek. Yetmedi. Geçen seneki kadar ödese 200 milyarda kur fark etti mi? 500'e 265 ekleyin, düzeltiyorum 565'e 200 ekleyin ne eder? 765. Gelelim şimdi asıl hesaba. 765 milyara ne yaparsınız? 765 milyar ne kadar büyüklük bir paradır değil mi? Yani bunu bazen ölçmek kolay olmuyor. Hele hesap kitap şaşınca hiç olmuyor. Bakın. Ben çok basit size bir hesap edeceğim. 11 Şubat'ta
İki ay önce resmi gazetede hükümetin yayınladığı inşaat birim maliyetlerine göre 100 metrekarelik bir dairenin KDV dahil inşaat maliyeti 750 bin lira. 750 bin. 100 metrekare. Arsa yok tabii burada, arsa hariç. Çünkü devlet zaten arsaya para ödemiyor. 750 bin liraya 100 metrekarelik bir daireyi inşa edebiliyorsunuz. TOKİ. Peki 750 bin liraya bir daire ise 1 milyon konutu kaça mal edersiniz? 6 sıfır ekliyorsunuz. Ne ediyor? 750 milyar ediyor. Demek ki 750 milyara 1 milyon tane konutu devlet inşa edebiliyor. Peki bunlar bu yıl faiz artı kur farkına ne ödeyecekti? 765, değil mi? Demin hesap ettik. Demek ki bu yıl faize ve kur farkına ödenecek diye ilan ettikleri rakamla tam 1 milyon tane konutu bedava üretip vatandaşa teslim etmek mümkün. Paranın büyüklüğünü görüyor musunuz, paranın büyüklüğünü? Büyük para, büyük. Sadece faizi ödediği geçen senede 1 milyon konut üretiyordu. Bu senede 1 milyon konut üretecek kadar büyük rakam. Bu mu faizle mücadele ya? Bu mu ekonomi yönetimi? Ne diyor? Ekonomistim diyor. Alanım ekonomi diyor. Ama sonuç ortada. Sonuç ortada. Bilmiyor. Bilmediğini de bilmiyor. Biliyorum zannediyor. Sorunun da tam özünde bu var. Yazık bu millete ya. Gerçekten içimiz kana alıyor. Çok üzülüyoruz. Çok çok üzülüyoruz. Yağlamanın arasına koyduğumuz kıyma olmuş 300 lira ya. Yani rahatça yağlama yiyemiyor mu millet? 300 lira kıymanın kilosu. Şimdi vatandaş diyor ki, patates diyorsunuz, soğan diyorsunuz, doğru. Böyle deyince de ne diyor? Vay efendim, soğan mı konuşulurmuş diyorlar. Azıcık parasızlıktan bahsedince ne diyorlar gençlere? Çıkar telefonunu göster diyorlar, değil mi gençlere? Hayır, telefon lüks ya. Çıkar telefonunu göster diyor. Arkadaşlar bu bir ihtiyaç ya. Telefon dediğin ihtiyaç, haberleşme bir haktır, insan hakkıdır. Bilgi almak insan hakkıdır. Bugün akıllı telefon bir temel haktır. Bakın arkadaşlar, bir telefon, şöyle iyisinden bir telefon. Bu telefonu almak için asgari ücretle çalışan bir gencimiz ne kadar çalışmak zorunda kalıyor biliyor musun? Hiç yemese, içmese, hiçbir şey harcamasa 6 aylık asgari ücret biriktirse ancak alıyor. 6 ay. 6 aylık asgari ücret bir telefon ediyor ya. Peki bu süre Avrupa'da ne kadar? Amerika'da ne kadar? Bir hafta. Bak, Kayseri dersini çalışmış, hesap biliyor. Söyledim. Gençlerimiz son modelden bilgisayar almak istiyor, alamıyor. Son model PlayStation almak istiyor, alamıyor. Ülkemizin gençleri dünyadaki ekranlarından geri kalıyorlar. Haklısınız gençler. Zaten gençler yürüyor, biz arkalarından geliyoruz. Gençler ülkemizin yarın değil, bugünü. Bugünü. Biz hep beraber. Değerli arkadaşlarım, bu ağır vergi yükleriyle, bu yüksek bilgisayar fiyatlarıyla, yüksek teknoloji fiyatlarıyla gençlerimizin karşı karşıya bırakılmasına biz itiraz ediyoruz. İtirazımız var. Avrupa'daki, Amerika'daki, Asya'daki gençlerin elindeki imkanlar neyse biz bunları gençlerimize sunmak zorundayız. Çünkü onların gençleri daha kabiliyetli değil. Sadece sunulan fırsat, sunulan imkan meselesi bu. Biz bunları sağlamak zorundayız ve inşallah sağlayacağız arkadaşlar. Bu karanlığın içinde belki hayal etmesi zor geliyor ama inanın çok hızlı toparlanacağız. Siz bizlere destek vereceksiniz, biz gerisini inşallah halledeceğiz. Endişeye mahal yok. Endişeye mahal yok.
Değerli arkadaşlar. Aynen. Birleşe birleşe kazanacağız. Çok yakın. Çok yakın. Bu seçim ne yaptık? Bu seçim 6 parti bir araya geldik. 6 parti. Güçlendirilmiş parlamenter sistem dedik. Ortak politika metni hazırladık. Tam 2300 madde. Cumhuriyet tarihinde bir ilk. Bunun örneği yok. 6 parti. Seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ne yapacağını bütün detaylarıyla hazırladı. 2300 maddelik ev ödevi 20 tane bakanın önüne konulacak birinci günden itibaren. Örneği yok. Yaptık bunu. Başka ne yaptık? Birleşe birleşe kazanacağız dedik ve ortak cumhurbaşkanı adayımız olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu belirledik. Yetmedik. İnşallah. Sayın Kılıçdaroğlu seçildiği gün sadece Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı olmayacak. 86 milyonun cumhurbaşkanı olacak. Bunu göreceğiz inşallah. Ortak aday da yetmez dedik. Ne dedik? Ortak listeyle seçime gitme kararı aldık. Bu da çok önemliydi. Tek bir listeyle seçime girelim ki tek bir oy dahi zayi olmasın dedik. Hesap orada da. Her parti ayrı ayrı listelerle seçime girdiğinde küsuratlardan herkes kaybediyor. Beraber seçime girdiğimizde o küsuratlar toplanıyor. Hep beraber daha fazla milletvekili çıkarıyoruz. Havuz büyüyor ve her parti daha fazla milletvekili çıkarıyor. Millet İttifakı da daha fazla milletvekili çıkarıyor. Dolayısıyla ne yaptık? Ortak cumhurbaşkanı adayı ve ortak listeler dedik. Böylece ne dedik? Deva Partisi'ne destek veren vatandaşlarımız Deva için Cumhuriyet Halk Partisi'nin logosunun altına evet diyecek dedik. Saadet'e destek verecek arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza ne dedik? Saadet için CHP'nin altına evet dedik. Gelecek için CHP'nin altına evet, Demokrat Parti için CHP'nin altına evet dedik. Böylece birleşe birleşe kazanacağız diyorsunuz ya, işte onu gerçekleştireceğiz inşallah. Hep beraber kazanacağız çünkü. Özgür ve zengin bir Türkiye'yi beraberce inşa edeceğiz. Biz çözeceğiz, biz. Nasıl iki tane büyük krizi çözdüysek ekonomik krizi, bu krizi de biz çözeceğiz inşallah. Evet, şöyle bakıyorum meydana, yaşı yeten çok vatandaşımız var. 2001 krizini hatırlarsınız. 2008-2009 krizini hatırlarsınız. 2001 krizinde faizler %7500'e çıktığında, 20 tane banka battığında Sayın Bahçeli o hükümetin ortağıydı. Onun için biz ona krizlerin ortağı diyoruz ya. Ne zaman kriz bakıyoruz orada. Şu anda kriz var gene orada. O günlerde doların ateşi bir türlü düşmüyordu. Ne yaptık? Kolları sıvadık. 2001-2002 krizini çözdük. 2 yılda 34 yıllık enflasyonu tek haneye indirdik. Avrupa Birliği rotasında sapasağlam ilerledik. Daha sonra 2008-2009'da da büyük bir kriz çıktı. Bütün dünyayı yaktı. Komşumuz Yunanistan'dan tutun İtalya, İspanya hepsi sıkıntı çekti. Biz ne yaptık? 2008-2009 krizinden de ülkeyi çıkarttık. Türkiye bunları başardı mı? Türkiye 2001-2002 krizini çözdü mü? Çözdü. 2008-2009 krizini bu ülke çözdü mü? Çözdü. İnşallah bu krizi de çözeceğiz. Daha iyisini yapacağız. Yepyeni başarılara koşacağız. Çok daha iyisini yapacağız. Sakın unutmayın arkadaşlarım. İnanın çok yakında tatile gitmek, araba almak, ev almak hayal olmaktan çıkacak. Tekrar vatandaşlarımızın satın alma gücü yükselecek. Tekrar bu ülke bunu başaracak. Hepsi gerçek olacak. Türkiye'yi bölgemizin en güçlü ekonomisi yapacağız.
Kayseri'deki esnaf kardeşim de, çiftçimiz de, tüm çalışanlarımız kazanacak. Bütün Türkiye kazanacak. Ve nasıl kazanacağız biliyor musunuz? Güveni inşa ederek kazanacağız, güveni. Güven olmazsa olmaz. Başarının sırrı güvendir, güven. Ben bunu, aynen. Bazen ben güven deyince gençler bana soruyor. Başkanım diyorlar ya, güven nasıl kazanılır bir anlatsana. Güven nasıl olur? Ben de diyorum ki gençlere, bir dakikada 8 maddede özetleyeyim. Güven nasıl kazanılır? Bir, konuşunca doğruyu söyleyeceksin. %200 olan enflasyonu %80 diye açıklamayacaksın. İki, söz verince tutacaksın. Üç, emanete hiyanet etmeyeceksin. Dört, devlet yönetiyorsan her daim adaletle hareket edeceksin. Beş, ehliyetli, liyakatlı kadrolarla çalışacaksın. Dürüst ve ehil insanlarla çalışacaksın. Kadroyu öyle kuracaksın. Altı, istişareyi asla elden bırakmayacaksın. Bin biliyorsan bir bilene soracaksın. Yedi, bitmedi. Yedi, şeffaf olacaksın. Açık olacaksın. On yerden gizli saklı maaş almayacaksın. Merkez Bankası'nın arka kapısından 250 milyar doları boşaltmayacaksın. Şeffaf olacaksın. Soruyoruz ya. 3 yıldır soruyoruz, cevap vermiyorlar, veremiyorlar. Ne yaptınız bu Merkez Bankası'nın dövizlerine diyoruz ya. Arka kapıdan sattılar 250 milyar doları. Eksi, bakın. Dün çıktı rakamlar ortaya, dün. Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonu eksi 67 milyar dolara düştü. Dövizler bitti, altınları satıyorlar son haftalarda harıl harıl ya. Döviz tükendi, altın satmaya başladılar son haftalarda. Çok üzülüyoruz. Yani Merkez Bankası'nın elindeki dövizi sıfırladıkları gibi Merkez Bankası'nı 67 milyar dolarda döviz borcuna sapladılar bunlar ya. Rakamlar daha dün çıktı ortaya, dün. Sekiz. Ve son. Güveni nasıl oluşturacağız diye başladık ya, 8 madde. 8. ve son madde. Her zaman hesap vermeye hazır olacaksın. Bu 8 maddeyi yerine getirin, korkmayın. Korkmayın. Şimdi sizlerden sözler istiyorum. 14 Mayıs'ta özgürlük diyecek misiniz? 14 Mayıs'ta adalet diyecek misiniz? Hukuk diyecek misiniz? 14 Mayıs'ta zenginlik diyecek misiniz? Umut diyecek misiniz? Artık şu kara kış bitsin, bahar gelsin diyecek misiniz? Millet İttifakı'nı güçlü bir şekilde meclise gönderecek misiniz? 14 Mayıs'ta Sayın Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı olarak seçecek misiniz? Söz mü? Söz mü? Ben sözümü aldım. Buradan Kayseri'den bütün Türkiye'ye sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Haydi berekete, haydi özgürlüğe, haydi zenginliğe diyorum. Sağ olun, var olun.